Herkese selamlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Hollywood sinemasında oryantalizm konusu üzerine konuşacağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden Doktor Yusuf Ziya Gökçek Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Oryantalizm hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Elbette. Yani meseleyi zaten açmak için en doğru yer kavrama kaynaklık eden aslında kitabın kendisi. Malum hani Türkçe'de bol miktarda çevirisi olan Edward Said'in Orientalizm kitabı, işte Şarkiyatçılık, Sömürgecinin Keşif Kolu gibi çeşitli başlıklarla çevrilen kitabı Orientalizm kitabında. Orientalizm kabaca genel hatlarıyla Doğu'yu Doğulara anlatma. Yani, en özlü ifade edecek olursak bu. Fakat yani kitabın daha da özüne gittiğimiz zaman oryantalizmin biz yani doğulular üzerinde bilgi üretme ve buradan da hareketle aslında batılı yetkiyi iktidarı üretmeye çevirme olarak düşünebiliriz. Yani oryantalizm bu anlamda yalnızca doğuyu tanıma, doğuyu doğulara anlatma değil, aynı zamanda Batı'nın kendi varlık sebebi için karşısını oluşturma çabası ve bunun üzerinden de bir yetki üretmesi, iktidar üretmesi ve bu yönüyle yani aslında Edward Said'in yaptığı kendisinden önce uzun süredir var olan geleneği tanımak, arşivlemek ve bu arşivden esasında Batı ile Doğu arasındaki iktidar ilişkilerinin haritasını çıkartmak, arşivcilik yapmak ve nihayetinde aslında geleceğe ilişkini bir projeksiyon tutmak. Zira oryantalizm aynı zamanda bir geleneğin adı ve bu gelenek bundan sonraki sürecin de mümkün mertebe devam ettirebilecek nüveye sahip, merkeze sahip. Dolayısıyla yalnızca oryantalizm geleneği değil, aynı zamanda oryantalizmle ilgili bir projeksiyon da kitabın içerisinde sunulmuş oluyor. Ama en temel hatlarıyla söylersek, oryantalizm bu anlamıyla doğuyu tanımlamak, doğu hakkında bilgi sahibi olmak. Bunu yaparken de bu bilgi sahibi olma üzerinden bir iktidar üretmek, yani bir yetki üretmek. Peki hocam, oryantalizmin doğuyu şekillendirmek gibi bir amacı var mı, yoksa sadece işte doğuyu tanımayı mı hedefliyor? Yani esasında tabii ki doğuyu tanımlamak meselesi problemli mesele. Yani çünkü baktığınız zaman bütünlüklü bir doğuyu tanıma söz konusu değil. Yani bunun için tecrübi olanı, deneyimsel olanı merkeze almak zorundalar ve bu da son derece aslında kişisel yargılara dayanan bir doğu imgesini aslında beraberinde getiriyor. Çünkü doğuyu tanımlamak dediğimiz şey mutlak, özellikle diyelim ki Kopernik sonrası bilimin hedeflediği bir şey değil. Zaten daha önce verili olan bir doğuyu gezginlerin notlarıyla aslında genişletmek diyebiliriz. Yani dolayısıyla doğu dediğimiz yer bilimin var ettiği bir yer değil. Daha çok bilime bir şekilde yön de verebilen, aslında bir ön yargının da adı. Aynı zamanda o bilimselliği motive eden şeyin de adı oluyor. Yani dolayısıyla aslında bilimden daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Tecrübi, deneyimsel olandan bahsetmiş oluyoruz. İkisinin araçları birbirinden farklı, bilimsellikle bu dediğimiz alanın. Dolayısıyla sadece doğuyu tanımlama ihtiyacı değil, aynı zamanda doğuya bakarak bir şekilde kendini de tanımlamak dediğimiz ontolojik bir mesele. Bu da bilimselliğe, hani moda tabirle söylesek, bilimselliğe bırakılacak kadar şey değil, önemsenmeyecek bir mesele değil. Yani bilimden daha büyük bir mesele. Burada tabii ki modern bilim tartışması yapmıyorum. Yani kastım ön yargının şekillendirdiği bir anlam dünyasından bahsediyorum. Dolayısıyla mitik olandan bahsediyorum. Bu alan
daha önce çok fazla tartışılmamış bir mesele kalmakla birlikte ve bilimden daha uzun bir zamana sahip. Dolayısıyla bilimin tek başına yıkıp atacağı, sökebileceği bir alan değil. Said'in metnine baktığımız zaman da romanlara, gezginlerin seyahatnamesine, ondan önce öteki olarak kodlanan doğuya baktığımız zaman bu meselenin çok uzun yüzyıllara yayıldığını görüyoruz. Yani bu sömürgecilikten de önce bir mesele bir tarafıyla. Dolayısıyla sizin sorunuza tekrar dönecek olursak, evet yani 18. yüzyıl sonrası oryantalizm bir akademik disiplinken, antropolojiyle birlikte, dil çalışmalarıyla birlikte akademik bir disiplinken, öncesinde ise daha sistemli bir tanıma çabası değil. Fakat burada tarih çok önemli, 18. yüzyıl. Zira bu artık sömürgeciliğin birikiminin, maddi birikiminin bir anlamıyla bilimsel çalışmalara zemin olabilecek bir sermaye yapısından bahsediyoruz. Yani kapital sermayenin kendisi entelektüel sermayeyi bu anlamıyla doğuran bir şeye dönüşüyor. Ve daha sonra bu sistemli bir tanıma çabasına giriyor. Aslında Said üzerinden söyledik, sistemli bir çarpıtma çabası da diyebiliriz buna yani. Hocam, oryantalizm ile sinema arasında nasıl bir ilişki var? Eyvallah. Aslında biraz daha hani yakın olduğum meseleye geldik. Sanırım oryantalizmle ilgili Türkiye'de daha yetkin kaynaklar var. Ama sinema ile ilgili mesele ise, yani oryantalizm dediğimiz şey, hani şuradan notlarıma bakarak da söyleyeyim. Gelenek içerisinde, bu gelenek içerisinde yaratılan bir söylem var. Oryantalizm geleneği içerisinde bir söylem var. Bu da esasında daha somut, daha surete dönüşmek zorunda. Yani somut olmak ve surete dönüşmek zorunda. Bunu yaparken de bizim temsil stratejilerine ihtiyacımız var. Bu olmaksızın doğuyla ilgili bilgi kitabi kalacak. Dolayısıyla bu kitabiliği aşabilecek, dolayısıyla doğuyla ilgili büyük bir mit oluşturabilecek asıl kaynak, asıl menba, masalın kendisi, gezgin noktanın kendisi, yani tecrübi alanın kendisi oluyor. Ve bunu 20. yüzyılda, özellikle 20. yüzyılda üreten yer sinemanın kendisi. Yani sinema bu yönüyle kitle çağının aslında en somut organı. Yani birincisi sinema, ikincisi uçak diyebiliriz. Yani ikisinde de esasında hızı, mekansal değişimi, bu anlamıyla bizim fiziki olarak deneyimleyemediğimiz şeyin üzerinde olan bir güçle verebilecek başka bir aygıt yok. Dolayısıyla sinema bu mekansal değişimi mümkün mertebe en marjlarda kadar üretebilecek güce sahip olması ve bu kendisinden önceki verili alanla teması, yani doğuya ilişkin masallar, mitler, romanlar, ön yargılar, bütün bunların hepsini görsel alana dökebilecek bir güce sahip ve özellikle 1900'lerden sonra 1900'lü yılların başında özellikle sinemada hikayenin kendini hissettirmesi, sinemanın aslında bir hikayeye dönüşmesi, dolayısıyla masalların, mitlerin yerini alması, çoğu zaman, çoğu yerde sinemaya modern mitoloji denmesini aslında sağlayabilecek bir altyapıya sahip oluyordu. Dolayısıyla kültür dediğimiz şey ve küresel kültür dediğimiz şey sinema üzerinden yürüyor. Ve dolayısıyla sinema kültürü 1895'te evet Fransızlar sinematograf aletini buluyorlar. O mekaniği buluyorlar. Tabii aynı şekilde Amerika'da Edison da buluyor. Fakat baktığımız zaman Fransızlar sinematograf aletini bir meta olarak pazarlıyor fakat öyküyü pazarlayan, yani sinematograf aletinin çektiği öyküyü pazarlayan en önemli güç Hollywood'un kendisi oluyor. Dolayısıyla küresel kültür dediğimiz hikaye, akışkanlık Hollywood üzerinden ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla anlatılan hikayenin, anlatılan karakterin tırnak içerisinde evrenselleşmesini sağlayan şey, ya da ele aldığı herhangi bir meseleyi bir yargıya, bir ön yargıya dönüştürebilecek temel güç Hollywood'un kendisi oluyor. Dolayısıyla biz şu an hani modern hayattaki bir
modern hayatı sarıp sağlayan bir kültürden bahsediyorsak, bunun en temel organı, yani dünyayı anlama, dünyayı görme biçimini aslında bir yandan bilmeyen sinematograftan bağımsız düşünemeyiz yani. Dolayısıyla biz bu mevzuyu dert etmemiz gerekiyor, çünkü oryantal dediğimiz şeyin içerisinde, alanın içerisinde aslında biz de giriyoruz. Ve bu alanın içerisinde yaşıyoruz. Yani kimliklerimiz belki Hollywood'un stereotipinin içerisinde sıkıştırılacak yani farklı olabilir, geçişkenlikleri taşıyabilir ama nihayetinde bu coğrafyanın içerisinde bir bu anlamda bir önyargı imajından ibaret. Yani Hollywood'un ürettiği şey ve siz de buna dahilsiniz. Yani hatırlarsanız şey vardı, bizim liste kitaplarında dünyanın şeklinden bahsedilir değil mi? Dünyanın şekli elips deriz. Yani bir küreyi elimize aldığımız zaman işte yukarıdan bastık, yanlardan işte bombeli bir dünya maketi, küresi önümüze gelir. Ve ondan sonra yönleri öğreniriz. İşte kuzey, güney, doğu, batı filan gibi yön bilgimizi aslında şey yapacak, pekiştirebilecek bazı donelere bazı müfredat bilgilerine ihtiyacımız vardır. Fakat buradaki temel soru şu aslında. Yani ve en tabii ki temel soru, evet, doğuyu ve batıyı belirleyen şeyin kendisi. Ve bu bir merkezi gerektiriyor. Yani bir merkez olacak ve bu merkez üzerinden biz doğuyu ve batıyı tanımlayacağız. Yani ilginç olan şey şu mesela, hani biz siz siyaset bilimcisiniz, yani işte Çin'i tanımlarken, Çin'in daha doğrusu yönünü tanımlarken biz uzak doğuyu kullanıyoruz. Sanırım İngilizce'de Far East Countries diye geçiyorlar değil mi? Tayvan, Çin, Hong Kong vesaire falan. Ama nihayetinde aslında Amerika'nın batısında olan bir şey bir tarafıyla. Ya da daha ilginç bir örnek vereyim, daha yakınlardan bir örnek vereyim. Örneğin mesela Prag batıdan, Viyana'dan daha batıda olan bir yer baktığınızda. Ama tartışmalarda Prag özellikle belki Sovyet dönemiyle ilişkilendirdiği için doğuda olduğu izlenimi uyandırıyor. Dolayısıyla bu batının ve doğunun coğrafi anlamda göreceliliği söz konusu ama değişmeyen bir gerçek var. Bu merkezin doğuyu ve batıyı tanımlaması. Ve bu merkezin kendisi ve aynı zamanda işte periferi gibi, bizim gibi çevre olan ülkelerde tanımlanmanın kendisini getiriyor. Yani bu doğal bir doğal olmayan doğal bir ilişki aslında devam ediyor bir tarafıyla. Hocam, bugünkü konumuz Hollywood sinemasında oryantalizm. Hollywood sineması derken neyi kastediyoruz? Güzel bir soru. Hollywood sineması derken büyük bir soru bu aslında. Yani şöyle söyleyebiliriz. Hollywood aslında yeni dünyanın eski dünyaya bakışı diyebiliriz. Belki birinci elde. Zira Hollywood hani Amerika'nın güneyinde bulunan özellikle vergiden kaçmak isteyen insanların bir anlamı tercih ettiği. Çok fazla güneş aldığı için ki film dediğimiz şey güneş ışınlara ihtiyaç duyar. Gün ışığına daha doğrusu ihtiyaç duyar. Tercih edilen bir yer aslında. Ama bu sinema endüstrisini kuran unsurlar, göçmenlerin kendisi, işte İtalyanlar, Yahudiler, yer yer Almanlar bu endüstrinin kendisini kuruyor. Fakat Hollywood dediğimiz zaman bir, dediğim gibi eski dünyanın yeniye bakışı, yeni dünyaya bakışı. İkinci olarak dünyadaki ilk endüstrileşmiş ve bunu istikrarlı hale getiren sinema üretim yapısı. Üçüncü olarak aslında eski dünyanın ön yargılarını tekrar üretebilecek alan. Dördüncü olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, bir dünyayı tamamıyla bir görme biçimi. Çünkü çoğumuz bundan bağımsız değiliz yani. Hani Amerika'nın sokakları, New York'un sokakları, caddeleri vesaire bu hepimizin zihninde yer edinmiş bir şeydir bir tarafıyla. Beşinci olarak bu aslında pek çok ülke için geçerli ama Amerikan siyasetinin bir aparatı diyebiliriz. Hollywood'un kendisini.
Ve altıncı olarak ve aslında bu Hollywood'un biçimselliğini aslında göstermek için önemli. Klasik dramanın, Aristocu dramanın yapısını, klasik anlatıyı bu anlamıyla daha anlaşılır bir form içerisinde, kusursuz bir kurgu tekniği sayesinde modern anlamda masal üretebilen bir yer diyebiliriz. Çünkü öyküyü bu anlamıyla dünya sinemasına güçlü bir şekilde sokan ilk ülke Amerika bu anlamda. Ve daha önce diyelim ki Fransa'nın kendisine ait bir mitolojisi var. Almanya'nın kendine ait mitolojisi var. Türklerin kendine ait mitolojisi var. Arapların daha keza böyle bir mitolojisi var. Aynı zamanda Amerika'nın orijin olarak işte nereden geldiği, nasıl o toprakları meşru hale getirebildiği, nasıl dünyayı anlamlandırdığı meselesini çözebilecek yerin kendisi de sinema aslında. Dolayısıyla eski kıtanın mitolojik olarak kendini açıklayabilecek bir kitabi bir şeyi var, bir background'ı var, bir arka planı var. Ama Amerika'nın yok. Yani göçmen olmaktan başka gayrı başka bir açıklaması yok. Ve bunu sağlayabilecek en temel şey yani dilsel olarak modern mitolojinin kendini kurması. Yani mitoloji tevarüz eden bir şey olmuyor. Mitoloji bir anlamı kendi ileri şekillenen bir modern, dijital bir müdahale dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla Amerika'nın belirgin farkı diğer ülkelerden sinemaya yüklediği anlamın kendisi bu olduğunu söyleyebiliriz. Hollywood'da bunun en önemli enstrümanı. Peki hocam, Hollywood sinemasında ne tür oryantalizmler uygulanmıştır? Aslında bu çok erken dönemlerde başlayan bir şey. Şimdi kitabi olarak bilgileri bulmayacağım ama söz gelimi bir Hollywood sinemasından bahsediyorsak bunu var eden önemli isimlerden bir tanesi Griffith'tir. Yani belki izleyenlerin Birth of Nation filmi üzerinden tanıdığı birisidir. Yani 4 saat 15 dakikalık bir film var ortada. Bir ulusun doğuşu. Hani biraz önce söylediğim işte modern mitoloji kendisine kaynaklık eden mitolojiyi, kuruluş mitolojisini aslında, yaratılış mitolojisini yarattığı öykülerden bir tanesi Griffith'in The Birth of Nation'ıydı. Yine aynı yönetmenin özellikle İncil'deki hikayeleri merkeze aldığı filmleri var. Mesela Intolerance filminin hoşgörüsüzlük kısmı, hoşgörüsüzlük olarak Türkçe'ye çevrilen Intolerance filminde bir kısımda yine Orta Doğu anlatılır. Çünkü insanlık tarihinde özellikle Amerika'nın Hristiyan kökenlerini diyelim ki bu yapabilecek önemli bölümdür. Yine aynı yönetmen Beytullahimye Judith diye bir filmi vardır bu filmde. Bu film gayet büyük prodüksiyonlarla hazırlanmış, büyük setler kurularak hazırlanmış bir film. Ve bu filmde bir Kudüs, merkezde Kudüs ve dolayısıyla bulunan bir Filistin imgesi vardır. Tabii ki yani mitolojik olarak dediğim dini hikayeler, dini referans alanları itibariyle Orta Doğu'ya gitmeleri muhakkak. Yani bunu yapmak zorundalar zaten. Ama özellikle Hollywood sinemasını şekillendiren şey aslında dünyadaki özellikle Avrupa'daki sinemayı da oryantalist öğeleri bu anlamıyla besleyen en önemli şey Binbir Gece Masalı. Yani yanılmıyorsam 1790'larda 1790'da sanırım yani Fransız ihtilalinden hemen sonra Binbir Gece Masalları Fransızca tercüme edildi ve Fransızca tercüme edildiği andan itibaren yani dönemin koşullarına göre bir bestseller. En iyi satan kitaplar arasında yer alıyor. Bu kitap bizim ve sinemada anlatılan öykülerin aslında bir kaynağına dönüşüyor.
Yani mesela Simbad hikayeleri, 1920'lerde çekilen, 30'larda çekilen Simbad hikayeleri ya da Bağdat Hırsızı gibi filmler. Bu anlamıyla Hollywood'un erken dönem oryantalist sinemasına örnek gösterebileceğimiz şeyler. Çünkü Bağdat Hırsızı, Simbad'ın maceraları bu anlamıyla yani Edward Said'in kitabında da sıklıkla eleştirdiği bir aslında durumdan kaynaklanıyor. O da yani doğuyu mutlak bir öteki olarak görmek, mutlak bir mekan, mutlak öteki mekan olarak görmek ya ona keşfedilebilir ya da ona hakim olunabilir mantığıyla aslında mekanı bu anlamıyla yaklaşmak söz konusu. Yani aslında Hollywood oryantalizmi iki şekilde yapıyor. Doğuyu anlatırken, doğuyu temsil stratejisine dahil ederken. Birincisi sadece doğuların oynadığı filmler yapıyor. Bir önce söylediğim gibi Bağdat Hırsızı, Simbad'ın Maceraları gibi filmler. İkinci olarak ise Encounter'da bir karşılaşma imkanlarını mesela oluşturuyor. Yani bir gezgin olarak, bir keşiş olarak, bir savaşçı olarak, bir ajan olarak, bir gazeteci olarak gitmek ve orada Doğu'nun kendisini içerisinde bulmak. Şimdi birincisinde aslında yapılan şey sinemanın da doğasında olan şeylerden bir tanesi. Voyeurizm dediğimiz, dikizcilik dediğimiz mesele. Yani dikizcilik meselesi, yani röntgenleme meselesi şu, yani tamamen izleyene göre aslında ayarlanmış, izleyenin beklentisine göre ayarlanmış, düzenlenmiş, onun arzusuna göre şekillenen bir peyzaj oluşturmak, bir manzara oluşturmak. Bu sıklıkla yapılan, hani Rönesans geleneği, resim geleneği önemli bir kısım, bunun üzerine kuruldu. Yani bir kadın resmi çizecekken, çizerken işte bir erkeğin beklentisine göre bunu şekillendiriyor. Ve izleyenin peyzaj içerisindeki kimseyle göz göze gelmemesini sağlar. Bunlar kritik hamleler. İkinci mesele de ise doğrudan kendilerinin özdeşlik kurabileceği bir batılı oluşturmak. Yani diğer ilk tür filmlerde doğu batılı yoktu. Dolayısıyla özdeşlik kurabileceğimiz bir izleyici yoktu. İkinci filmde bir batılı var. Dolayısıyla bir özdeş bir durum yaratabileceğimiz bir karakter koyuyoruz oraya. Yani ben İngilizsem pekala benim gibi bir adamın yanında ya da kadının yanında yer alırım. Onu izleyici reflekslerini korurum. Onunla beraber olabilirim. Yani dolayısıyla izlerken ortak bir, müşterek bir varoluşun içerisinde girebilirim. Ama bu yoksa bir dikizci gibi izlemek söz konusu. Şimdi ben aldığım işte bazı notlarda örneğin işte bunu söylerken biraz daha açmam gerekecek. Yani filmler ile birlikte aslında bu yani temsil dediğimiz şey gündeme geliyor. Yani bir örnek getirmek. Yani araba anlatırken bir oyuncuya Arapmış gibi davranmasını istemek ya da bir Arap fiziğine sahip olan bir oyuncuyu oynatmak bir gerçeklik sanatı oluşturuyor. Yani sinemanın özellikle klasik anlatım hikaye sinemasının yapmaya çalıştığı en temel strateji bu. Yani bu özdeşlik imkanını her düzeyde güçlendirmek. Yani bunun için mesela bir Arap erkeğini bulamazlarsa en temel stratejini onun yerine bir İtalyan oynatmak. Yani Akdeniz kültürü dediğimiz şeyi işletmek. Ya da işte bir Arap kadını bulamazsa bir Latin oynatmak. Yani baktığımız zaman aslında Doğu dediğimiz yer çok değişken bir yer. Yani Edward Said'in metnine baktığımız zaman İngilizce'de Middle East diye çevireceğimiz bir alan. Ancak filmlere baktığımız zaman oryantalizm Meksika'dan dahi başlatabiliriz. Çünkü temsil stratejisinde Arap bir kadın yerine Meksikalı bir kadın alabiliyor.
ya da Arap bir erkeğin yerini İtalyan bir erkek alabiliyor. Dolayısıyla burada hani sınır tanımayan bir stereotipleştirme söz konusu oluyor. Yani ve bunu sağlayan en temel şey bir inşa psikolojisi ve bu inşaada gereken en temel şey ise öteki vurgusu. Mutlak öteki anlayışı. Ve bu sabit bir kategori değil. Değişen bir kategori ve içerisine olumsuz pek çok özelliği yükleyerek daha doğrusu kendi kimliğinizin ontik bir tarafını ya da dünyayı tanımlarken ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi, bilgi biçimini yani epistemolojinin kendisinde üretmiş oluyorsunuz. Yani temsil bu anlamıyla çok stratejik de bir şey ve oryantalizm bunu en güçlü şekilde işleten sistemli bir birikim diyebiliriz yani. Hollywood 1950 öncesi böyle, 1960'larda herkese yine bu masalsılıktan Doğu kurtarılmış değil. Yani Doğu hala masalsı. Burada temel sorun şu, biraz önce söylediğim gibi. Bu masalsılıktan kurtarılmıyor. Çünkü bu masalsı tarafı değiştirebilecek güçlü bir etkileşim söz konusu değil. Yani Orta Doğu'da henüz işte Amerikan askerleri ölmüş değil mesela. Ya da İngilizler ölmüş değil. Yani o karşılaşma imkanları zayıfladığı yerlerde. Ya da sizin alanın içerisinden söylersem o proxy savaşlarının yani vekalet savaşlarının görüldüğü yerlerde insanların birbirini tanıması söz konusu olmuyor. Burada özellikle birbirlerini tanıma imkanı sağlayan şey aslında mülteciliğin kendisi oluyor. Yani diasporanın kendisi oluyor. O da bir ölçüde tabii ki. Yani bir İranlı görmeleri söz konusu değil. Fakat 1950'lerden sonra İranlı diasporası oluşuyor mesela. Ya da 79'dan sonra daha fazla. Ya da bir Arap'ı görmeleri söz konusu değil. Fakat Irak işgalinden sonra daha fazla Arap'ı görebiliyorlar mesela. Ya da hakeza yanı başımızda işte Suriye'deki savaş gibi. Onlara ilişkin kitabi söylenceler yerini daha başka bir şeye bırakmış oluyor. Ama tabii bu da ön yargıdan bağımsız değil. Ve film bunu besleyen bir şey. Yani film hem bunu besleyen bir şey hem de bunu tema olarak kullanacak bir şey tarafında. Ve bu neredeyse hani 1970'ler, 80'ler bu anlamıyla Hollywood sinemasında bu masalsı atmosferi koruyan filmler üretmiş oluyor. Ben işte aldığım notlar var. Yani onları da paylaşırım. Özellikle şunu da söyleyeyim. Hani Hollywood'un ürettiği oryantalist filmlerde doğulu imgesi nasıl bir şey? Ben bir de mesela biraz daldan dala atladım. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Yani örneğin oryantalist resim geleneğinde değil mi? Türkiye'de işte Osman Hamdi'nin falan yaptığı resimlere falan baktığımız zaman değil mi? En somut, en tanınan temsilcisi olarak konumlayabiliriz. Oryantalizm bu anlamıyla birbirinden farklı unsurları montajla bir araya getiren, onu kolajlayan ve ondan bir anlam üretmeye çalışan, onunla anlam değiştirmeye çalışan bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, İranlıların benzeyen bir adamı, Parisli bir adamı, başında Kürtlerin taktığı serpuş diyelim ki, Arnavutların giydiği çarı aynı beden üzerine durması demek. Yani belirsiz bir doğu var ve bu doğunun bütün görenekleri aslında baktığımız zaman aynı ve birbirinden ayırt edilemeyecek insanlar grubu. Yani bunu aslında biraz değiştiren şey 1950'lerde dünyada üretilen ulusal sinemalar var. Dolayısıyla yani bir Arap bile hani bir kaba bir ortak kümede buluşacağımız bir kategori değilken bütün Doğu'yu tek bir kategoride mesela düşünmek zaten sorunlu bir şey. Yani bir Çerkesi, bir Kürdü, bir Arabı, işte bir Farisi bir arada düşünmenin kendisi gibi. Yani hepsi aslında bir benzerlikler kümesi var.
Ama bunun arkada ayrıklar kümesi de var. Fiziksel özellikler, konuşulan dil, şunlar bunlar olarak baktığımız zaman. Hepsi birbirinden farklı şeyler. Fakat tek bir kategoriye indirmiş oluyor yani. Hocam, devam eden sorularınız var. İzninizle onlara geçeceğim. Tabii hocam. Ama sorulara geçmeden önce izleyicilere sana hatırlatmak istiyorum. Eğer kendileri size soru iletmek istiyorlarsa sorularını canlı sohbet kısmından iletebilirler. İleriki canlı yayınlardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirler. Eyvallah. Hocam, onu biz Hollywood sinemasını incelediğimizde Bağdat, Kudüs ve Mısır'ın mekan olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Neden bu üç mekan Hollywood sineması tarafından tercih ediliyor? Neden bu üç mekan diyorsunuz? Güzel soru. Şöyle. Çünkü aslında bu şey bu mekan skalası yani gezginlerin gezdiği coğrafyanın kendisi birincisi. İkincisi bu mekanlar tarihsel olarak da bir başkent ve önemli imparatorlukları başkentlik yapmış yerler. Ve nihayetinde yani birisi yani Bağdat için söyleyecek olursak mesela Abbasilere başkentlik yapmış var bir yer ve bu Abbas hikayesi Binbir Gece masallarının sıklıkla işlenen bir şey. Onu söylemem lazım. Dolayısıyla bu masalsı havaya uygun yer Bağdat'ın kendisi. Özellikle tabii biz öyle bilmiyoruz ama tabii tarihçilerin işi. Özellikle Halife Reşit zamanındaki görkemli, şatafatlı, şaşalı haller Binbir Gece masallarında sıklıkla ele alınıyor. Dolayısıyla Bağdat tarihsel bir merkez, aynı zamanda Binbir Gece hikayelerinin en fazla üretildiği yer. Kudüs'ün kendisi ise hani bu zaten yani çok tartışma götürmeyecek bir şekilde bütün dinlerin hani ortak alanı, ortak referans alanı, değil mi? Yani Mescid-i Aksa'sından işte Kıyamet Kilisesi'ne kadar Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların ortak referans alanı. Bu anlamıyla Bağdat'ın şaşası görkemi yok. Tırnak içerisinde tek dinli, pardon, tek özür dilerim, tek tanrılı dinlerin merkezi. Kahire ise, yani Mısır'ın kendisi ise, diyelim ki Kahire'den çıkartabiliriz çünkü piramitlerin önemli bir kısmı Kahire'de değil, Mısır diyebiliriz. Burası ise yani çözülemeyen bir gizemi içinde barındırdığı için. Çünkü Doğu'yu tahayyül ederken bunlardan yani Doğu'yu tahayyül ederken ki aslında en fazla yaslandıkları yer gizemin kendisi, mistik yapının kendisi. Tek tanrılı dinler mistik değiller. Yani tasavvufi damarı bir kenara bırakırsak tabii ki. Yani mistisizmden anladığımız şifreli, şifresi çözülemeyen bu anlamıyla hala işte hala bilimin de çözemediği, çözmeye yaklaştığı ama bir türlü çözemediği bir gizemi ihtiva etmesi dolayısıyla öyle. Bir de tarihsel olarak hani Haçlı Seferliğinden Napolyon'un yaptığı seferlere kadar yani bu üç ülke aslında dediğim gibi bu üç ülke, bu üç şehir aslında dünyanın merkezi sayılabilecek yerler ki Edward Said'in iddiası da bu anlamıydı buydu. Yani biz Batı için yalnız ve komşu değiliz. Tamam mutlak ötekilik ilişkisi içerisinde bizi görüyorlar ama biz yalnızca komşu değiliz aynı zamanda insanlığın sadece Batı'nın değil insanlığın aslında kaynaklık ettiği yeriz. Yani bu anlamıyla anaçız bir tarafıyla. Dolayısıyla Mezopotamya'nın kendisine ya da bu vadilerin kendisine sahip olmanın böyle bir orijinale sahip olma gibi temel değeri var. Nihayetinde yani diyelim ki Batı'yı kuran önemli sacı ayaklarını oluşturan en önemli damarlar zaten burada. Diyelim ki kapitalse bu kapitalin yaslandığı önemli şey petrol. Yani petrol tahvil edebilecekleri alanlar zaten burada işte Bağdat'ta filan. Ya da dinse mesele
Yani Kudüs'e sahip olmanın kendisi böyle bir değer ifade ediyor. Yani bu yalnızca Batı içinde değil bu arada. Yani neredeyse ortak referans alanlara sahip olan tüm ülkeler için kıymetli yerler. Ancak Hollywood'un gördüğü masalsı yapı içerisinde Bağdat dediğim gibi Binbir Gece masallarının mekanıdır. Kudüs İncil'in mekanıdır, Tevrat'ın mekanıdır. Kahire ise çözülemeyen sırrın mekanıdır. Yani çözülmesi gereken, o keşfedilmeyi kışkırtan gizemden bahsediyorum. Dolayısıyla bu üçlü yapı Hollywood filmlerinin en önemli mekansal dekorudur yani. Hocam, Hollywood sinemasında doğu tasvir edilirken izleyicinin tahayyülündeki bir doğu mu yansıtılır sinemaya, yoksa yönetmenler veya senaristler kendileri mi bir doğuyu inşa ederler? Ya aslında şöyle, yani herkes bir şekilde bu kültürün içerisinde var oluyor. Yani senaristin kendisi de öyle, izleyenin kendisi de öyle. Tabii bunu bir batılı seyirci, batılı senarist için söylüyorum. Tabii Türkiye'de yaşayanlar için biz de öyleyiz. Yani sonuçta senaristle işte söz gelimi bir esnafın doğduğu kültür birbirine ayrı değildir. Sadece inceltilmişlik ya da işlevselleştirilmiş bir fark vardır bu anlamda. Sinemada bir de film prodüksiyon olarak üretilmeden evvel bir de hedef kitlesi düşünülür. Yani hedef kitlesi olmaksızın bir film çekilmez. Yani mutlaka nokta atışı yapmak zorunda. İşte beklentiler, arzular buna göre oluşturmak zorunda. Örneğin mesela Binbir Gece masalları sonrasında gezginlerin yazdığı kitapların önemli kısmı aslında Binbir Gece masallarını tekrar eder. Aynı şeyi sinema için de getirdik. Yani bir tutmuş formül var. Yani insanların zihninde bir doğu algısı var. Siz bu doğu algısını yıkacak, yani onlar da normal bir insan, onların kadınları normal bir kadın demenin kendisi satılabilir bir şey değil. Yani bunu bir meta olarak düşünüyorsak, metanın kendisi böyle bir değiş tokuşun içerisinde olmak zorunda. Yani parayı tahmin edilmek zorunda. Dolayısıyla hedef kitlenin beklentisi burada temel şeydir, temel parametredir. Dolayısıyla benim doğu tahayyülüme uygun bir doğu görmek isterim. Çünkü bu beni korkutmayacak, bu benim zihnimi dağıtmayacak, şok etmeyecek bir doğu olmak zorunda. Diğer, yani şok edici bir film dili, şok edici bir doğu mekanı gördüğü zaman aslında önyargısını zorladığı için bu tercih edilecek bir strateji değil. Dolayısıyla insanlar beklentilerine, arzularına, konforuna uygun bir hikaye bekliyor. Bu hani insanın ya da seyircinin doğasıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla yani Batı mutlak anlamda oryantalizmi üretmek zorunda yani. Yani bu zorunluluktan çıkma gibi şansları aslında çok az. Çünkü bunu şeyde de görüyoruz. Yani yine aynı şey üretiliyor. 11 Eylül saldırıları sonrasında da benzer şeyler üretiliyor. Yani bundan kaçamıyoruz. Ya yani mesela benim aldığım notlar üzerinden şey yaparsam, mesela bunlar nasıl imgeler? Yani bunlar nasıl önyargılar? Doğu ile ilişkili önyargılar nelerdir falan diye filmlerden de çıkarttığım bazı notlar var. Onları hızlıca size söyleyeyim. Eğer vaktim varsa tabii. Söylemem gerekirse şöyle. Birincisi aslında onu söylemem lazım. Yani Batı düşüncesinde tabii çok indirgeyerek konuşuyorum ama Batı düşüncesinde diyelim ki diyalektik bir düşünme biçimi var ve bunu zıt kavram setleri üzerinden yapıyorlar. Yani işte diyelim ki iyi kötü, uygar, vahşi falan gibi. Ya da kadın erkek birbirine zıt ya da zıtmış gibi görünen kavram setleri üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla doğu tanımlama biçimi de bu zıt kavramlar setine uygun olacak. Doğu batı farkı. Şimdi aldığım nokta üzerinden sadece doğu stereotipinin, doğu basma kalıbının
hangi kavramlar üzerinden, hangi imgeler üzerinden anlatıldığını böyle şey söylemem gerekirse, yani 100 yılın başından 100 yılın sonuna kadar çok değiştiğini söyleyemeyiz. Çünkü referans alanları hep aynı. Kargaşa mesela. Yani Orta Doğu'da mutlak anlamda bir kargaşa vardır. Yani bu oryantalizme içkin bir şeydir. Yani oryantalizm Doğu'nun bir karmaşık bir yapısı olduğunu söyler. Hatta hani şark despotizmi dediğimiz şey yine bundan neşet ettiğini söyler. Yani kargaşayı düzeltebilecek tek şey şark despotizmidir der. Dolayısıyla şark despotizmi de uygar olmayan insanların ancak ve ancak ittiba edeceği, ehlileşebileceği bir yönetim tasarımıdır der. Ve filmlerde mutlak anlamda bir hükümdar vardır. Ve bu hükümdarın sözü kanun hükmündedir. Yani bu değişilemez. Bir eleştirme söz konusu değildir. İhtişam hakeza öyle. Bağdat mekanı filmlerde ihtişamdır. Yani gösterişlidir. Saraylar büyüktür. Sütunlar hakeza öyle. Yani padişahın işte onlarca hatta yüzlerce özür dilerim yüzlerce kadından oluşan haremi vardır filan. Yani algı bunun üzerinden gider. Bir ek bilgi daha vereyim mesela. Nietzsche'nin Putların Alacakaranlığı kitabında Arapları, Müslümanları övdüğü bir kısım var. Ya da övdüğünü zannettiğimiz ama bence böyle bir şey yok yani orada. Yani orada Araplar işte şehvetini dizginleyemeyen, dolayısıyla bu işin bile övülmesi gereken kişiler olarak görülür. Onlar doğaya, kendi doğalarına uygun bir şekilde yaşadıklarını vurgular Nietzsche. Ve yani Katolikliğin kendisinin, Hristiyanlığın kendisinin insanları donuklaştırdığını, yani içlerindeki libidoyu, yani yaşama ait sevinci elinden aldığını söyler ve doğrusu Araplara bir anlamıyla uzaktan imrenerek bakar bir tarafında. Ama bu bakışın kendisi de esasında oryantalist metinlerden beslenmiş bir şeydir baktığımız zaman. Tabii ki Nietzsche, yani Putların Alacakaranlığı'nı böyle tamamen oryantalist bir metin deyip köşeye atmıyorum, böyle bir şey anlaşılmasın ama kastım yani felsefi bir metnin misalinde bile gündeme gelen bir şeyden bahsediyoruz anlamında. Ve yani devamla söylersem yani Hollywood filmlerindeki oryantalistik öğeleri estetik, fakat bu estetik Kant'ın tanımında işte Kant'ın estetik tanımına uygun bir estetik değil. Yani görkemle, şatafatla, ihtişamla bir arada alınacak bir estetikten bahsediyoruz. Aslında burada estetik derken kitsch dediğimiz aslında ucuz fakat gösterişli şeyler, peyzajlar söz konusu. İşte saraylar, sütunlar, işte oymalar, kabartmalar filan bunlar yani. Kaygı hakeza öyle, çünkü kaygı yani Orta Doğu karakterde mutlak anlamlı bir kaygı görülür. Ve bu kaygıyı azaltabilecek hiçbir şey yoktur, çünkü onun hayat tesadüfler üzerine kurulur. Yani 2001 sonrası film hikayeleri de böyledir yani. Tesadüfi olsa rastlantısallık çok hakimdir. Şehvetten bahsetmiyorum çünkü tüm hani oryantalizm resim geleneğinden günümüze kadar şehvet dediğimiz yani bu anlamıyla cinsel tabii ki yönüyle söylüyorum bunu. Şehvet dediğimiz mesele Orta Doğu'yu açıklayan temel duygulardan bir tanesi. Hani bu klişe yani neredeyse erken dönem Hristiyanlıktan beri aslında var olan bir şey bir tarafıyla. Yani özellikle Hristiyanların işte Muhammedilere bakışları, Müslümanlara bakışları böyle bir bakış bir tarafıyla. Ve baktığımız zaman doğudaki o işte kadınların kendisi, o mahrem alanı diyeyim ki tesis etmeye çalışanların kendisi aslında insanlarda böyle gizil bir iştah yaratıyor bir tarafında. Yani hikaye bunun üzerinden devam ediyor. Yani kadın
aslında evet bir mahrem alan oluşturuyor ama o mahrem alanın kendisi tamamen oryantalist sistemlerdeki gibi insanı baştan çıkarıcı, ayartıcı bir evren oluşturuyor bir tarafıyla. Yani bir kadından daha fazlası. Yani görülen şey temel olarak o. Mistisizm hakeza yine öyle. Yani mistik olan şey öyle. Entrikacı olmaları, kurnaz olmaları, uyuşuk, miskin olmaları, egzotik olmaları. Egzotiklik önemli çünkü egzotiklik insandaki keşfetme duygusunu arttırıyor. Tırnak içerisinde bu bakirlikle ilgili bir şey. Hem bedensel anlamda söylüyorum hem de el değmemiş toprakları anlamda söylüyorum. Ve zayıf karakterli olmaları neredeyse Hollywood'un oryantalist sinemasında bir karakter böyle panoraması çizdiğimiz zaman söyleyebileceğimiz özellikler. Batılı karakterlerde bunun tam zıttını düşünebiliriz yani. Onun için ayrıca saymıyorum. Hocam burada şunu sormak istiyorum. Hollywood sinemasında oryantalizm işlenişiyle ilgili birkaç film örneği verebilir misiniz? Yani aslında çok fazla örnek verebilirim. Yani erken dönem için şeyi söyleyebiliriz. Yani Sinbad'ın maceralarını söyleyebiliriz. Ondan sonra yani Bağdat Hırsızı'nı söyleyebiliriz ki bu da bir klasik filmdir baktığımız zaman. Yakın zamanda çekilen hani programdan önce de konuştuğumuz gibi Body of Lies özür dilerim. Indiana Jones serisi herkese önce. Neredeyse hatta Star Wars serisi. Her ne kadar fantastik bir hikaye anlatsa da Star Wars serisinin önemli kısmında öteki olarak görülen tüm mekanların kendisinde doğuya ait mutlak anlamda dekorasyon bulunur yani. Yani gittikleri yer her ne kadar suretleri garip olsa da tuhaf olsa da gittikleri yer doğunun kendisi olur. Yıldız Savaşları'nda bile. Hakeza Avatar'da da öyle. Yani ya da Game of Thrones'ta bu meşhur dizilerden bahsediyorum. Game of Thrones'ta hakeza öyle. Ya mutlak anlamda Doğu kendi ismiyle yer almasa bile imgesiyle mutlaka kendisini hatırlatabilecek. Ya burası Doğu dediğimiz hatırlatıcının konulduğu bir mekanın kendisi oluyor. Yani o kadar aslında çok ki yani belki programdan sonra da şey yapabilirim. Yani isterseniz şöyle de yapabilirim. Şurada ben bir kitap önerisinde de bulunabilirim. Orada bir film listesi de var. Yani belki akademik anlamda bir meseleyi çalışmak isteyenlerin de yararlanacağı bir şey olabilir. Kitabın ismi Real Bad Arabs. Ekranına da yansıtabilirsiniz hocam bu arada. Efendim? Ekranda da yansıtabilirsiniz istiyorsan. Tamam. Ekranda yansıtayım hemen. Şöyle. Pardon ben YouTube yayınından kendime bakıyormuşum. Hemen ekranda yansıtıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ekranda yansımıyor diyeceksiniz. Çünkü gördünüz mü acaba? Görülebiliyor mu? Evet. Şöyle yaparsın. Görülür. Evet, kitap bu. Real Bad Arabs diye bir kitap. Ve bu kitap çok fazla sayıda filmi ele alıyor. Ve bu anlamıyla filmi daha fazla film izlemek isteyen arkadaşlar bu kitaba bakabilir. Yani çok sayıda iyi film örneği de bulabilirsiniz. Hani değerlendirmeyle, oryantalist öğler anlatım ve detaylı bir şekilde anlatıldığı çok sayıda filmin bu anlamıyla bu kitaptan bulabilirsiniz. Bir kitap daha var. O da Visions of Middle East diye geçiyor. Tabii o kitap bir dakika ben şöyle eğer Amazon'da vesairede filan şeyi varsa hemen oradan göstereyim kitabı. Şöyle yapabiliyorsam Hemen bir share screen yapalım. Bu da Visions of tabii site reklamı almıyoruz galiba hocam ama Visions of the East
Yani akademik anlamda çalışmalarını yürütecek arkadaşlar bu kitaba da bakabilir. Bir de bununla ilgili YÖK'ün tez bankasında çok sayıda aslında metin bulunabilir. Yani ama yani referans kitapları olarak 90'larda yazılmış bu iki kitap önemli. Hala bu kitap düzeyinde iyi kitap yazılmadı diyebilirim yani özellikle bu mesele hakkında. Pardon hocam. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam. Evet. Hocam ben burada izleyicilerden gelen sorulara dönmek istiyorum izninizle. Eyvallah hocam. İlk sorumuz hocam, Hollywood sinemasında oryantal temsillerin arkasındaki politik yönelimler ve güç ilişkileri nelerdir? Evet. Şöyle yani en temelde şeyi bilmek gerekiyor. Yani evet yani Hollywood sineması dediğimiz mesele evet bir endüstri olmakla kalmayıp 1920'lerden sonra aslında Amerikan siyasetini belirleyen temel aparata dönüşmesi önemli. Yani Amerika yani küresel bir güç olma yolunda en temel şeyi diplomatik aracı Hollywood'un kendisi. Yani Latin Amerika için de bu geçerli. Yani Amerika-Latin Amerika ilişkilerine baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Latin Amerika ilişkilerine baktığınız zaman da böyle. Yani good neighbor policy dediğimiz bir politika izleniyor. Ve burada Latin Amerikalılarla iyi geçinen Amerikalı hikayesi anlatılıyor mesela. Ya da 1930'larda Amerika Paris'te bir film stüdyosu kuruyor. Çünkü 1930'lar dünyada sinemanın sese kavuştuğu yıllar. Yani artık sesli filmlerin yapıldığı zamanlar. Dolayısıyla 1930'larda Paris'te kurulan stüdyoda çok fazla sayıda Amerika'nın politikasını politik hakimiyetini arttırmak istediği ya da hali hazırda devam eden hakimiyetini korumak için sağladığı dublajlı filmler var. Yani Arapça, İspanyolca, Fransızca çok sayıda film dublajı ve filmin çekimi burada gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Hollywood aslında en başından beri yani hakimiyet alanını bunu isterseniz fiziksel olarak ya da isterseniz kültürel olarak düşünün. Bu hakimiyetin geliştirebilecek her enstrümana bir anlamıyla değer vermiş oluyor ve bütün aslında anlaşmalarda, savaş yapılan ülkelerde yapılan tüm anlaşmalarda mutlak anlamda Amerika kendi sinemasının ürünlerine karşı o ülkedeki vergilerin indirilmesi yönünde sözler alıp bir anlaşma imzalıyor. Şimdi yani büyük buradan komple teorisi falan çıkartmaya gerek yok. Aslında ilişki çok açık ve net bir şekilde buradan devam ediyor. Sadece bir ticari meta olarak değil, aynı zamanda bir rıza üretimi aracı olarak da Hollywood sineması önemli bir tarafıyla. Çünkü yani bunu pek çok ülkede görebiliriz. Yani pekala ülkemizde çok zaman dönen kovboy filmleri üzerinden Amerika imgesinin nasıl anlaşıldığı üzerine çalışmalar yapıldığı zaman bunun gayet etkili bir yol olduğunu, Hollywood'un ürettiği kovboyun hem Amerikan gücünün bir imgesi haline gelmesi hem de onu somutlaştırması bir tarafıyla bu yönüyle Hollywood siyaset arasındaki ilişkiyi bu anlamıyla gösteren en temel şeyler, somut örnekler. Diğer bir soru, kameranın politikleşmesi Hollywood için kültürün doğasından mı gelmektedir? Soruyu bir kez daha okuyayım anlamak için. Zor bir soruya benziyor. Kameranın politikleşmesi Hollywood için kültürün doğasından mı gelmektedir? Yani tabii ki politik kavramını nasıl baktığımızla ilgili bir şey. Yani politik şeyi
Ta Aristo'dan beri insan işte politik bir hayvandır, politik bir canlıdır diyerek de başlatabiliriz. Dolayısıyla da neredeyse diyelim ki pek çok aslında filozof gibi politik alanın ve diğer alanların aslında çok iç içe olduğunu, dolayısıyla politikaya has bir alanın olmadığını, politikanın bu anlamıyla tüm hayatı kuşatıcı bir tarafı olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tür aslında hani yargılar üzerinden bakıldığı zaman hani kameranın nihayetinde durduğu yer hem bizim anladığımız şekliyle, ilk elden anladığımız şekliyle siyaset retoriğinin bir aslında aracı, hem de siyaset üretebilecek doğaya sahip bir araç olarak da bakabiliriz. Çünkü kameranın arkasında ya da kamerayı var eden şeyi, var eden şeyin perspektif olduğunu bilirsek, yani kameranın bu perspektifi mekanikleştirmesi perspektifi kaybettirmiyor, devam da ettiriyor. Dolayısıyla kamera evet yani politik anlamda bir yer bize icbar ediyor. Yani izleyiciyi böyle bir yer icbar ediyor ve kültür olarak da bir yerde durmamızı aslında söylüyor. Burada yapmamız gereken en temel hamle hani kameranın ürettiği, konumundan dolayı ürettiği o konumun kendisini sorgulayabilecek bir bilinç geliştirebilmek. İşte bunlar idealize ettiğim kavramlar. Yani kameranın kendisini, kameranın getirdiğinin kendisini kendisiyle müzakerede bulunmadığımız andan itibaren esasında biz bu kameranın ürettiği büyük kültürel coğrafya içerisinde aslında bir tane olarak kalabileceğiz. Yani dolayısıyla üretilen ön yargı ya da işte kültürün kendisi neyse biz de burada yani o politik şeyin, o politik hiyerarşinin içerisinde yer alacağız. Dolayısıyla evet yani Hollywood bu anlamıyla kameranın politik olma gibi, politik olma özelliğinden hareketle kendisi daha büyük bir politik alan açmıştır. Yani dünya aslında hiç olmadığı kadar bütünüyle politik alanındır baktığımız zaman. Çünkü kamera dediğimiz gibi tüm dünyayı görebilecek bir aygıt, gösterebilecek bir aygıt aynı zamanda. Aynı zamanda bunu dünyayı görmeyen tüm insanlara da anlatabilecek bir aygıt. Dolayısıyla siyaset dediğimiz, politik alan dediğimiz şey hiç olmadığı kadar bu anlamıyla kendisine alan bulmuş olacak. Yani biz de hepimiz bu alanın içerisinde olacağız. Zaten 20. yüzyılın gücü de bu. Yani hiç kimse o politik alanın içerisinde hem fiziksel anlamda söylüyoruz hem de kavram olarak söylüyoruz. Kaçabilmiş değil. Yani böyle bir kaçış imkanı bize yaratmıyor. Oluşturmuyor da. Hocam Türk sinemasında oryantalizm ile ilgili birkaç sorumuz var. Biraz konunun dışına çıkmış olacağız ama ben onları ileteyim. İlk sorumuz Yeşilçam filmlerine bakıldığında işte ezan sesi, oryantal dans, Alaturka müzik gibi sahneler yer verilirken yapımcıların oryantalist düşünce karşısında bilinçleri ne düzeydeydi? Burada yapımcılar pragmatik bir sinema yöntemi mi izliyorlardı, politikası mı tercih ediyorlardı tarzında bir sorumuz var. Hı hı. Şöyle, yani teşekkür ederim. Bu da güzel bir soru. Yani evet, yani bu ezan sesi, oryantal dans, Alaturka aslında hani doğuda bulunan bir insanın ayırt edebileceği şeyler. Yani bunlar birbirinden farklı doğaları, farklı usulleri, farklı meşkleri olan şeyler. Hocam soru kalabilir mi bu arada? Yani olur da soruyu unutmamak için. Evet, soru kalsın da. Yani dolayısıyla bir izleyici olarak bunları ayırt edebiliyoruz biz. Ancak yönetmen peki bunu ayırt edebilecek düzeyde değil mi? Evet, belki temel ya da yapımcı hakikaten düzeyde değil mi?
Tabii bazı örnekleri düşündüğümüz zaman evet değil. Bazı örnekleri düşündüğümüz zamansa hayır, gayet bilincinde. Fakat evet, pragmatik bir sinema tüketim ilişkisi olduğu için bunu bırakmakta. Yani ezan sesiyle oryantal dans arasında hani bir keskin bir geçişlik olması, pardon, keskin bir fark var ve buradaki geçişlik dediğimiz şey büyük bir mesele. Yani ve hani o Alaturka müzikle işte meyhane müziğiyle klasik Türk müziğinin de aslında çok iç içe geçtiği temel bir aslında bir anksiyete var, bir kaygı var, bir karmaşa var, özür dilerim, bir karmaşa var. Ve bu karmaşa aslında bilerek de üretiliyor. Yani bunu şey gibi düşünebiliriz yani. Hani son zamanlarda hani şey var ya, bu food porn dediğimiz bir şey var. İşte bu yemek pornosu dediğimiz bir şey var. Hani burada birbiriyle yan yana gelmeyecek tüm aslında malzemenin tek bir malzemede, tek bir yemekte buluşması. Bu aslında çok postmodern bir eğilim. Ve bunu pekala postmodern eğilimi neredeyse bir reklam filmi sanki tasarladığımız zaman, bir 50 saniye içerisinde, 20 saniye içerisinde bunu tasarladığımız zaman, bu birbirinden pek çok farklı öğeyi bir arada görebiliyoruz. Ve bunlar arasında bir nedensellik ilişkisi de kurulamaz. Yalnızca Doğu'nun eğlence biçimi, Doğu'nun ibadet etme biçimi vesaire bir sürü biçimi var. Fakat bu biçimlerin kendisi de aslında tek bir fenomenle sıkıştırılmış durumda. Ve burada evet, yani Türkiye'deki meseleyi anlatmak için özellikle festivallere giden filmlerde mesela bunu sıklıkla görebiliyoruz mesela. Ya da gerçekten yönetmen coğrafyanın kendisine hakim değil. Bunu bile isteği olarak yapmasa bile bilinçsiz de bir şekilde film içerisinde yer ettirebiliyor. Ya mesela şeye baktığımız zaman aklıma hemen Halit Refik'in Çöl Kartalları filmi geliyor. Çöl Kartalı, özür dilerim. Cüneyt Arkın'ın oynadığı film. O filmde Meral Zeren de oynuyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Arap kızını oynuyor. İttihatçı bir subay, iddiatçı bir ajan, özür dilerim, Cüneyt Arkın. Ve Arap coğrafyasına gittiği zaman Hollywood'da ne kadar klişe varsa bu coğrafya ile ilgili, o dönemde anlatılan ne kadar klişe varsa aynısını Halit Refik'i de yapmış oluyor. Yani bir kere dansöz kıyafeti giymiş bir Arap kadın görüyoruz mesela. Hafif meşrep, sevgisini çok kolay bir şekilde belli ediyor mesela. Çok bu anlamıyla standardın üzerinde bir çıplaklık söz konusu. Ve yani bu tek yaptığı şey erkeklerin gönlünü eğlemek. Ve Araplar bu anlamıyla son derece kaba, hamsofta tipler. Ve bunu aşabilecek bir Arap imgesi diyor. Ve bunu baktığımız zaman 1971, yanılmıyorsam 72'de çekilmiş bir Türk filminde görebiliyoruz. Yani aslında Araplara ilişkin imgeyi Hollywood üretmiyor. Bir şekilde biz de Arap coğrafyası ile ilgili bir film çekildiği zaman bunu üretiyoruz. Mesela Türk sinemasındaki Hazretli filmlere baktığımız zaman, Hazretli filmlere baktığımız zaman işte Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, Hazreti Ömer, işte Ömer'in Adaleti, Rabiatül Edebiye gibi filmlere baktığımız zaman da Hollywood'un oryantalist dönem, yani oryantalist öğelerine yaslanan filmler olduğunu da görüyoruz yani. Bunlardan bağımsız bir film üretilmiyor. Yani aslında bir anlamıyla bu imitasyonu biz de bile isteye ya da cehaleten üretmiş oluyoruz bir tabii. Bunu kıracak, bu imgeyi, bu ön yargıyı kırabilecek bir şey de film de ancak bir dikkatle oluşabilir. Bu dikkatin kendisi de şu olabilir tabii ki. Yani izleyicinin görmek istediği bir doğuyu göstermeyerek olabilir. Tabii bu da çok zor bir şey. Yani o pragmatiklik dediğimiz şey ilk önce bununla çatışacak. Çünkü pragmatik o konforu arıyor.
Yani siz Arap dediğiniz zaman aklınıza bir kıl çadırı, değil mi? Yani ya da bir deve ya da işte revaklı bir avlu olmadığı zaman oranın Arap coğrafyası olmadığını düşünüyorsun. Ya da çölün kendisi. Bu hepimiz için geçerli bir şey. Yani o çöl kıl çadırın içerisinde tamamıyla işte erkekleri mutlu etmeye çalışan, güçlü erkekleri mutlu etmeye çalışan işte bir kadın imgesi düşünmek mesela. Ya da bir dediğiniz gibi burada oryantal dans içinde kadın düşünmek. Bunu yani bu imgeyi, bu basma kalıp öğeyi esasında bir dikkat üzerinden değiştirmediğim sürece bu aslında devam edecek yani. Hocam, benim soracağım sorular bu kadar. Sizin evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Gerçi var birkaç filmden sahne izletecektiniz ama. Evet, çok hızlı gittik ya. Evet, evet. Filmler vardı. Fakat şu an için esasında filmleri göstermek gibi bir imkanımız var mı bilmiyorum ama en azından yani dediğim gibi gösterdiğim kitaplarda bolca o film kaynağı söz konusu. Ve mutlaka bu iki kitaba en azından belki hani İngilizce bilmeyenler için ise YÖK'ün Tez Bankası'nda doğrudan Hollywood ve oryantalist sinema arasındaki ilişkiyi irdeleyen birkaç tane tez var. Onlara bakabilirler arkadaşlar. Orada da detaylı bir analiz oluyor. Her ne kadar oryantalizm Türkiye'de sinema kültürü içerisinde özellikle çok yer aldığı düşünülse de aslında hala devam eden bir hikayenin bir parçası olduğu için de önemli. Yani dolayısıyla araştırmacılar veya çalışmaya başlayanlar bu onun için verimli şeyler, malzemeler yakalayabilir. Özellikle 11 Eylül sonrası ya da Trump sonrası ya da işte Black Lives Matter sonrası gibi pek çok aslında dönemsel olay üzerinden özellikle Müslüman stereotipini, Doğu'nun stereotipini, Arap stereotipini, Türk stereotipini esasında görmek için ve bunları anlaşılır kılmak için çok fazla sayıda film örneği var. Bu anlamda verimli bir alan aynı zamanda. Hocam, katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Eyvallah, ben teşekkür ederim hocam. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar, herkese iyi akşamlar dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun.